Suriye Savaşı'nın ağır insani bilançosunun en iyi hissedildiği ülke, 2 milyon 941 bini aşkın Suriyeli'ye bütün imkanlarını seferber ederek kapılarını açan Türkiye oldu. Yanı başımızda Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan savaş, genelde Türkiye'yi, özelde de en çok Hatay'ı etkiledi. Barındırdığı Suriyeli nüfus kentin sosyoekonomik dengesini bozdu. Tarihler 21 Mayıs 2013 gösterdiğinde, yani Suriye Savaşı'nın başlamasının üstünden 2 yılı aşkın bir zaman geçmişken, Hatay ekonomisine bir balta da Yayladağ sınır kapısının kapatılmasıyla vuruldu. Tarihler 21 Mayıs 2013'ü gösterdiğinde, dönemin Gümrük ve Ticaret İnşallah. Bakanı Hayati Yazıcı, Suriye ile Türkiye arasındaki geçişleri sağlayan kapılardan Hatay'daki Yayladağ Gümrük kapısının geçici olarak kapatıldığını açıkladı. İşte Hatay'ın tablosu o açıklamadan sonra tüm hızıyla tersine dönmeye başladı. Konuya dair açıklama yapan dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Suriye hükümeti taraftarlarının Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı tek kapının Yayladağ sınır kapısı olduğu sonucuna vardıklarını açıkladı ve Yayladağ sınır kapısının güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyurdu. Suriye hükümetine uygulanmak istenen siyasi ambargo aslında o tarihten sonra Hatay'a, Hatay'ın ekonomisine ve Hataylı'nın kendisine uygulanmış oldu. Hatay için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Orta Doğu'ya sağladığı ihracat ve ithalat ile kendine fazlasıyla yeten, hatta ülke ekonomisine de ciddi katkıları olan Hatay, o tarihten itibaren kan kaybetmeye başladı. Suriye Savaşı'ndan etkilenen Hatay'da ilin nefes borularından birinin kesilmesi geri dönüşü yıllar alacak zararlara neden oldu. Genç işsizlik oranının %55'in üstünde olduğu Hatay'da, Hatay'a ciddi oranda girdiler sağlayan tırlar çürümeye terk edildi. Tırlar ihracat yapamaz duruma geldi, kent ekonomisi kangren olmuş bir hasta misali can çekişmeye başladı. Suriye'de yaşanan savaştan dolayı ithalat ve ihracatta, turizmde, ticarette yaşanan gerileme ile Hatay ekonomisini son 6 yıldır, son 5 yıldır olumsuz yönde etkilemiştir. Yayladağ sınır kapısının kapalı olmasından dolayı ilimiz derin yaralar almış, ekonomimiz büyük zarar görmüştür. Esnafımız ve vatandaşlarımız çok zor ekonomik koşullarda ayakta durmaya çalışmaktadır. Savaştan önce günlük 750 bin doların girdiği Antakya Uzun Çarşı'da bu rakam 50 bin dolara kadar geriledi. Yayladağ ve Reyhanlı sınır kapılarımızdan Orta Doğu ülkelerine ihracat yapan tır sayımız büyük darbe aldı. Demir, çelik, filtre, yaş, sebze ihracatı yapan tır sayımız büyük darbe almıştır. Demir, çelik, filtre, yaş, sebze ve meyve ihracatı yapan firmalarımız Suriye'deki karışıklıklardan dolayı İskenderun ve Süveyş kanalı üzerinden diğer ülkelerle alışveriş yapmaktadır. Gümrük kapılarının kapalı olması bu zararı her geçen gün arttırmaktadır. Yayladağ sınır kapısı en kısa zamanda açılmalıdır. 2012'nin ilk 6 ayında Hatay 81 il içerisinde ihracatta 9, ithalatta ise 7. sırada yer alıyordu. Hatay'dan ihraç edilen ürünlerin %49,8'ini demir çelik ana sanayi ürünleri ve %24,1'ini ise yaş meyve sebze oluşturuyordu. İthal edilen ürünlerin başında %35,3'lük dilimle atık ve hurdalar yer alırken %18,9'luk diliminde maden kömürü, %14,2 demir çelik ana sanayi ve %10,9'unda da demir çelik ürünleri yer alıyordu. Suriye'de yaşanan savaş ve Yayladağ sınır kapısının kapatılması ile Hatay'ın Suriye'ye yapmış olduğu ihracat 2011'in ilk 6 ayında 35,6 milyon dolarken 2012'de bu rakam 30,7 milyon dolara geriledi. Orta Doğu ülkelerine açılan ticaret yollarının başında gelen Yayladağ'ı sınır kapısı 2013 yılından beri güvenlik gerekçesiyle geçişlere kapatılmıştır. Ekonomik anlamda Hatay'da ciddi anlamda katkı sunan bu kapının kapanmasıyla sanayi, turizm ve tarım alanındaki dengeler tamamen altüst olmuştur. İthalat, ihracat verileri gerilemiştir. Hatay'a ciddi oranda girdi sağlayan tırların da kapıların kapanmasıyla çürümeye terk edilmiştir ve nakliye sektörü oldukça can çekişmektedir. İş adamları ve firmalar yatırım için Hatay'a kapılarını kapattı. İşsizlik arttı. Esnafımız adeta can çekişiyor. Suriye Savaşı'nın ticari anlamda sadece Hatay'a zararının 8 milyar dolar üstünde olduğu ifade edilmektedir. Bunun için bu zararın önüne geçilerek Hatay'da ekonomik dengenin yeniden sağlanması, esnafın rahat nefes alabilmesi, turizmin, ihracatın tekrar hayat bulması, barışın yeniden tesisi için Yayladağ sınır kapısının yeniden açılması gerekmektedir.
Tarih ilerledi, Yayladağ sınır kapısının açılmaması ihracat ve ithalattaki verilerin daha da gerilemesine neden oldu. 2016'da Hatay sadece 128 milyon dolar ihracat yapabildi. Sanayi, turizm, tarımda Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan Hatay'ın 2010'da 178 milyon lira olan kredi borcu 2015 yılı sonu itibariyle 3 katına çıkarak 543 milyon liraya ulaştı. Hatay 2010 yılında kredi kullanımında 81 il içinde 8. sıradayken 2015 yılında 13. sıraya geriledi. Hatay artık yatırım yapmak yerine küçülmeye, para harcamak yerine parayı elinde tutmayı tercih etmeye başladı. 2013 ve 2014 yılında 2 milyar doların üzerine çıkan Hatay ihracatı 2015'te %13 gerileyerek 1 milyar 827 milyon dolarda kaldı. Sanayi, ticaret ve tarım ana başlıklarıyla tanımlanabilecek Hatay ekonomisi, Türkiye ekonomisine katkısı yönünden üst sıralarda yer alan bir ildi. Doğru projeler ve politikalarla bu katkının çok üzerinde bir ekonomik değer yaratabilecek potansiyele sahipti. Hatay'a tur düzenleyen birçok tur şirketi de Hatay'daki ortaklarıyla sözleşmelerini iptal etti. Hatay, deyim yerinde ise terk edilmiş bir şehre döndü. İşte bugünden itibaren kaybedilecek zaman yok. Hatay eski günlerini istiyor. Yayladağ sınır kapısı açılsın.